düzenbazlık yapıyorsunuz. Gece karanlığında Ankara'yı parçalıyorsunuz. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesini bağrından kopartıyorsunuz. Ne hakkınız var sizin buna? Sayın Bakan, haddinizi biliniz. Bu önerginin sorumluluğunu hepinizin burnunuzdan fitil fitil getireceğiz. Yeni Mahalle'yi bölemezsiniz. İlkelerimden ödün vermem. Ben Cumhuriyet'in temel değerlerine yürekten bağlı bir ailenin çocuğuyum. Doğma büyüme Yeni Mahalle'nin 1973'ten beri bir istasyonunda çalışıyorum. 32 seneden beri Batıkent'te oturuyorum. Birkaç yaptığı etkinlikleri de biliyorum. Bayağı memnunuz. Bizim evimiz gibi belediye. Tabii buralarda yıllarım geçti. Görüyorsunuz insanların da sıcaklığını. İşte bu insana değer vermekten geçiyor. Hazırsın. Aleyküm selam. Hoş geldin. Gel. Biri sana. Biri de hanıma mı? Benden senden ayrımı yaparak, benim dünya görüşümü benimsemiyor, onun için bu benim düşmanım zihniyetiyle hareket edersen, ona farklı muamele edersen, sen kaybedersin. Bu işte bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük. Fethi Bey şunu söyler, kin insanı kendi içinden çürütür. Yani bu sevgi böyle mecburiyetten, zorunlu olarak gösterilen bir sevgi değildir. Fethi Bey'in kanında var mı? Fethi Bey insanları sever. Hiç siyasi ayrım yapmaz. Allah rızası için çalışırlar. Zor bir gündü. Dışarıdaydık. Bir anda telefonlarımız çalmaya başladı. Kavga, gürültü, bir şey. Abi gelin, abi koşun. Ne oldu, ne bitti? Melih Gökçe'nin seçim konvoyu, seçim merkezinin önünden geçerken arkadaşlarımızla atışmışlar. Atışmayı ileriye götürüp seçim merkezimize saldırdılar. En ağırı da korumalarının bizlere silah göstermesiydi. Oraya gittiğimiz zaman zaten olay bitmişti. Birçok arkadaşımız darp edilmişti. Camlar falan kırılmıştı. Almış belasızlığı, baştan başa yersizliği. Yani liderin sağduyusu bizi o süreçten çok rahat çıkardı. Yıl 2009. Belediyelerde Adalet ve Kalkınma Partisi var. Bu Ankara için, Yeni Mahalle için ve sosyal demokrat belediyecilik adına çok ama çok önemliydi. Ben İsmet Paşa'nın Yeni Mahalle'de Gençlik Kolları Başkanıyım. Uzun yıllar Yeni Mahalle ilçesinde ilçe sekreterliği, ilçe başkanlığı, CHP yeniden açıldığında 3 dönem ilçe başkanlığı yapan, bir de Yeni Mahalleliyim. 63'ten beri Yeni Mahalle'de yaşıyorum. Çocuklarım, şirketlerim burada doğdu, burada şey yaptık. 2009'da MYK'dan benim adaylığım tahmin ediyorum 34 gün kalmıştı seçime çıktığında. Uyumadık. Fethi Bey de uyumadı. Biz de uyumadık. Fethi Bey başka toplum kesimlerinden, başka parti seçmenlerinden de oy alarak 2009'daki seçimleri aldı. Yapıcı bir dil. Yani hiç unutmuyorum işte Demet Evler'de son otobüsün üstünde çıktığı zaman son konuşmasında Allah'ın izniyle biz bu seçimi aldık. Herkes sakin olsun, kimse kimseyle kavga etmesin. İktidarın bütün gücüne rağmen 2009'da o seçimi aldı. Başkan mazbatasını aldı. Diğer başkanın elinden tuttu. Arabasına kadar yolcu etti. İşte siyasi ahlak, siyasi nezaket bence budur. Bugünden itibaren Yeni Mahalle'de belediye yönetiminde
yeni bir anlayış başlamıştır. Bu anlayış bizden sizden ayrımcı bir anlayış değil. Tüm yeni mahalleleri, bize oy verenleri de, bize oy vermeyenleri de kucaklayacak bir anlayış olacaktır. Sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışını, dürüst, namuslu, bütün yurttaşlarımızı kucaklayacak bir belediyecilik anlayışını gerçekleştireceğiz. Alo, Fethi Başkan görüşecek. Fiyat analizlerinizi doğru yapın. Saçı bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirin. Yeni Mahalle, Veysel Tiryaki. 2019 seçimlerinde AKP her şeyini ortaya koyuyordu. Bütün prenslerini, en önemli insanlarını Türkiye'nin çeşitli yerlerinde aday gösterdi. Herkes Veysel Tiryaki'yi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday beklerken bir baktık Yeni Mahalle'de. Veysel Tiryaki, işte AKP'li ilçe belediye başkanlarının içinde Altındağ Belediye Başkanı'ydı. 3 dönemi yapmıştı. En başarılı belediye başkanı olarak gösteriliyordu. Sayın AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz Yeni Mahalle'de oturuyor. Hatta ne diyordu? Beni kiracı yapmayın diyordu. Ev sahibi olayım diyordu. İki önemli bakanı sadece ve sadece Yeni Mahalle'de görevlendirerek Yeni Mahalle Belediyesi'ni almaya yönelik girişimlerde de bulundular. 2019 sürecinde rakibimizin Yeni Mahalle'nin her tarafında afişleri, billboardları, aklınıza gelen her şey onlar tarafından kullanıldı. Mesela burada da başkanımın ciddi bir müsaadesi söz konusuydu. Dedi ki kendileri Yeni Mahalle'yi tanımıyorlar, müsaade edelim, tanınsınlar. O halk onları da bilsin ve kendi özgür kararını versin. Ben de artık Yeni Mahalleliyim. 31 Mart'ta Yeni Mahallenin hasretine artık bir son vermemiz gerekiyor. Yine %10 fark attık. %10 fark attık. %10 fark attık. AKP 3. kez bütün destekleri, bütün bastırmalara rağmen gene Fethi Bey'in karşısında kaybetmişti. Seçim sonuçlarına baktığımızda arada oldukça makasın açıldığı bir farkın olduğunu gördük ama bu sürpriz değildi. Hani derler ya perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye. Fethi Başkan'ın hizmetleri, geçmişi ezdi geçti. Ben siyaseti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti nereyim nereyim diyeceğim. Ben siyaseti bu ülkenin bölümler bütünlüğüne inandığım için yapıyorum. Ankara'mızın Yeni Mahalle ilçesi paramparça edilmektedir. Sizin ne hakkınız var buna? Yeni mahalleler sabahleyin kaldıklarına bakacaklar ki bir kısmı Etimesgut Belediyesi'ne bağlanmışlar, bir kısmı Çankaya Belediyesi'ne bağlanmışlar. Yeni Mahalle Belediyesi'ndeki bu oy oranlarını oradan kopartmak Yeni Mahalle'nin şeklen baktığın zaman, matematiksel baktığın zaman Yeni Mahalle'nin bir dahaki seçimde kazanılamayacağı anlamına geliyor. Bu vahim bir tabloydu. Hepinizin burnunuzdan fitil fitil getireceğiz. Bu yapılanların hesabını Fethi Yaşar seçimlerde onların burnundan fitil fitil getirerek sordu. Çayyolu'nun Çankaya Belediyesi'ne bağlanmamız için büyük bir mücadele verdik. Hatta biraz da hırpalandık diyebilirim. Fethi Yaşar Yeni Mahalle'de bir daha seçim almasın. Cumhuriyet Halk Partisi Yeni Mahalle'de bir daha seçim kazanmasın diye gözlerini karartmış vaziyette. Anket yapılıyor. Fethi Yaşar'ın oyları habire yükseliyor. Habire yükseliyor. Ne yapacaklar? Yeni Mahalle'yi alabilmek için, Fethi Yaşar'ı devirebilmek için
gözü karartmışlar, on binlerce seçmenin tayini çıkardılar. Dün gece saat 3.30'da bir önergeyle Yeni Mahalle Belediyesi'nin sınırlarının değiştirilmesi kabul edildi. Tabii ki üzüldüm. Pis siyaset adına üzüldüm. Ciddi bir mahalle ayrımıyla birlikte sanki ciddi bir seçmen transferi oldu. Ve farklı bir sonuç bekleniyor idi. Ama olmadı. Ama olmadı. Yine %10 oy arttı. Fethi Bey artık Yeni Mahalle'de bir belediye başkanının, halkla bütünleşen bir belediye başkanının hangi görüşten olursa olsun insanlara dokunabildiği anda ne yaparlarsa yapsınlar halkın gönlünden koparılamayacağını bize bu seçimlerde bir kez daha gösterdi. Şimdi Fethi Yaşar'a söyleyeyim, Batı kente sahip çıksın. Batı kenti de tayini çıkarabilirler. Belki Kayseri'ye bağlarlar, belki Çankırı'ya bağlayabilirler. Dikkat etsin. Gözleri karartmış bunların. Aman Batı kenti bırakma Sayın Fethi Yaşar. Fethi abi aman Batı kenti bırakma, Batı kente sahip çık. Belediye başkanlarımız gerçekten de tarih yazıyorlar. Olağanüstü çalışıyorlar. Bizim bir geleneğimiz var, Anadolu erenleri geleneği. Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, bir Sultan Abdal'ın, Hacı Bektaş Veli'nin. Öyle onların diliyle, onların hoşgörüsüyle, birlik beraberliğiyle, eleştiriyle yaparsan o eleştiri toplumda çok daha fazla değer. Sana olan inancı da artar. Evet, denelim bakalım bir de bizim kahveye gidelim. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Nereden nereye? Yani. Şimdi torun evlenecek yaşa geldi. Eskiden öyleydi, 20 yaşını geçene ve askerden gelene evlendiriyorlardı. Yaşar ne yapıyor? İyisi. Görüşelim. Hadi bakalım. Çocuklar görüşelim. Nasılsın, iyisin? İyisin. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Hadi Allah'a ısmarladık. İyisin. Sağ ol. Hadi Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Kimisi abi diyor. Kimisi dede diyor. Kimisi başkanım diyor. Yeter ki içinden geldiği şekilde size hitap etsin. Şimdi düşünün. Önünüzde insanlara o şekilde bir bakan belediye başkanı var. Arkasında bizler. Başkanımız öyle bakınca bizlerin de farklı bir bakış açısıyla bakma şansımız yok. Herkes tutuyor. Ben burası halka açık bir yer. Herkesle konuşuyorum. Sağcısıyla da solcusuyla da. MHP'lisi de verdi, AK Partilisi de verdi, ANAP'lısı da verdi. Yani Fethi Başkan anlatılmaz. AKP'den çok ciddi oy aldı. Bu da gösteriyor ki vatandaşın oyu hiç kimsenin tapulu malı değil. Herkesin oyunu alabilirsin. Yeter ki o güveni ver.